Milliyet Teknoloji'den herkese merhaba arkadaşlar. Bugün bu videomuzda Gaming İstanbul 2020'deyiz. Yanımda Mount & Blade Bannerlord ekibinden arkadaşlar var. Sen tam olarak ne görevdesin? Sen ne görevdesin? Öncelikle bunu sorayım sırayla böyle. Ben producer olarak çalışıyorum. O kadar. Nasıl yapalım? Yazılım mühendisi olarak çalışıyorum. Oyunun multiplayer ile ilgileniyoruz uzun bir süredir. Zaten şu anda görmüş olduğunuz üzere multiplayer oynatıyoruz. Bunun sorumluluğunu yapıyoruz şu anda. Böyle arkadaşım devam ediyoruz. Ben de yazılım mühendisiyim. Oyun motoru tarafında çalışıyorum. Biz teknolojilerimizi kendi geliştiren bir firmayız. Ben de bu işle uğraşıyorum. O zaman şimdi sırayla birer soru soracağım. Oyunda son yapılan geliştirmeler neler? Oyunun sürekli performans geliştirmelerini yapıyoruz. Hem düşük konfigürasyondaki arkadaşların oyunu güzel oynayabilmesi için çaba sarf ediyoruz. Bir yandan da bilgisayarına çok para harcayan insanların da o bilgisayarlardan bütün şeyini almak istiyoruz, gücünü almak istiyoruz. Anladım. O zaman sana bir soru sorayım. Multiplayer'da bize neler bekleyecek, neler yapabileceğiz, neler olacak ve burada bugün buraya gelen kişiler neleri görebilecek? Aslında multiplayer uzun bir süredir beta'da oynanıyordu. Biz bir Nisan gibi falan kendi içimize başladık. Ağustos'ta Gamescom'la birlikte şey yapmıştık. Bunu herkese açtık ve şu an aslında multiplayer'in çok bir kısmı var. Sadece 1-2 oyun modumuz eksik. Bunlar CG falan bekleyen arkadaşlarımız var işte. Onlar oyun çıktığında zaten onu çoktan oynamış olurlar. Bunun dışında böyle diyelim şimdilik. Sonuna yaklaştık gibi multiplayer tarafında. Ya zaten uzun bir süredir oynanıyor. Aynen. Çok uzun bir süredir oynanıyor. İnsanlardan gelen feedbacklere göre biz de oyunu toparlıyoruz. Güzel gidiyor. Aldığımız feedbackler olumlu. Biz de heyecanlıyız. İnsanlar ne kadar heyecanlı olsa da aslında bizde biraz daha fazla var. Senelerin getirdiği biraz baskı da var üstümüzde. Bakalım, biz de merakla bekliyoruz. Nasıl şeyler olacak? İnsanlar sevecek mi, sevmeyecek mi? Büyük ihtimalle severler diye düşünüyorum ama şöyle de bir şey söyleyeceğim. Sana da soru soracağım. Kaçtın sanma. Lafını bitir, hemen soracağım. Yani biz en başından beri Early Access kültürüne alışkın bir firmayız. Önce bir oyunu Early Access'e çıkarıp insanlardan gelen feedback'e göre kullanıcılarımızın yorumlarına önem verip geliştirmeye devam ediyoruz. Bakalım bundan sonrasında da yine kullanıcılarımıza aynı özenle yaklaşıp aynı özenle oyunumuzu yapmaya devam edeceğiz. Umarım her şey güzel olur. Herkes için, hem yapımcılar için, hem oyuncular için, hem de ülke için tabii ki bir katma değer de yaratmış oluyoruz. Biz de merakla bekliyoruz.